Kafkas. Lan! Fırat Bölükbaşı. Yedin mi? Yarım kez. Sana meydan okuyor. Sevenlerim ve sevdiklerim bunu izleyince şaşırabilir. Hatta delirdiğimi bile düşünebilirler. Ama artık hiçbiri umurumda değil. Ben Kafkas'ı bu zamana kadar bir idol olarak gördüm. Ona her zaman saygı duydum. Ne anlatıyor lan bu? Şimdi kendisinin de bana saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Ne lan o? Ver bakayım. Kafkas, bugün burada açıkça sana meydan okuyorum. Ben kararlıyım. Babamın sendeki kemerlerini senden geri alacağım. Kendime inanıyorum. Seni yenebilirim. Eğer cesaretin varsa seni benimle maç yapmaya davet ediyorum. Ayrıca bu maçı kazanan Steiger'in karşısına çıksın. Hah, alın size matador işte. Kafam yedi lan bu. Al geç köşesindedir al. Oğlum bir durun bir susun ya, izleyelim bir iki dakika durun. Bu kaydın bir şekilde sana ulaşacağını biliyorum. Beni izlediğini, dinlediğini çok iyi biliyorum. Bu ülkede bir Steiger'in karşısına çıkacaksa önce bunu hak etmeli. Cesaretin varsa eğer önce benim karşıma çıkarsın. Bizim maçımızın galibi Thomas Steiger'in karşısına çıksın. Çünkü bana zamanında sen söylemiştin. Boks direnmektir. Ayakta kalmaktır demiştin. Boks meydan okumaktır. Şimdi ben de senin sözünü dinliyorum. Ve sana buradan meydan okuyorum. Eğer cesaretin varsa Steiger'in karşısına çıkmadan önce benim karşıma çıkarsın. Sanki gerade über Kafkas? Er sagt, dass er es fairer findet, wenn Kafkas vor dem Steiger-Match zuerst gegen ihn antritt und dann der Gewinner gegen Steiger. Sonuçta Thomas Steiger gibi bir boksörle karşılaşabilmek benim gibi genç boksörler için de mümkün olmaz. Eminim benim bu çağrımı menajerler de daha adil bulacaklardır. Bu maçı organize edebilecek cesur organizatörler arıyorum. Biraz önce de söyledim. Benim kimseden korkum yok. Kafkas nerede, nasıl isterse onunla dövüşebilirim. Ben bugün burada açık yüreklilikle bir çağrı yaptım. Umarım Kafkas da bana benim ona gösterdiğim hassasiyeti gösterir. En yakın zamanda cevabını bekliyor olacağım. Ne yapıyorsun Kerem? Ne yapıyorsun? Kendisinin cesur biri olduğunu biliyorum. O yüzden yakın zamanda size güzel bir maç izleteceğiz. Saygılar, sevgiler. Kestik. Ne yapıyorsun lan sen? Kafayı mı yedin manyak? Abi bir sakin olur musun? Oğlum neyine sakin olayım? Sen kafayı mı yedin? Ya sen nasıl bir adamsın? İnsan abi dediği adama meydan okur mu? Beni de alet ediyorsun, hiçbir şeyden haberin yok. Ben yapmam gerekeni yapıyorum abi. Benim olanı geri alıyorum. Bundan sonrasını Kafkas düşünsün. Ne işin var burada Neste? Niye geldin? Neden yaptın bunu Kerem? Neden Fırat'a meydan okudun? Yani bunu konuşmamızın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Konuşsak da beni anlayacağını sanmıyorum. Ama ben seni gayet iyi anlıyorum. Bu saçmalığı neden yaptığını da çok iyi biliyorum.
Sırf yıllar önce Fırat'a karşı bir şeyler hissettim diye yapıyorsun. Bütün öfkenin sebebi bu. Ben kariyerim için yapmam gerekeni yaptım, o kadar. Kerem, hiçbir yere gitmiyorsun, konuşacağız. Saçma sapan bir kıskançlık yüzünden hepimizi karşına alıyorsun. Bundan önce çok yanındaydınız ya. Kerem, yeter. Yeter şu şımarık çocuk tavırlarından vazgeç artık. Ya abim de, babam da, Fırat da, ben de senin yanında olmaktan başka ne yaptık sana? Fırat sana ne yaptı? Zafer hocan, Yaman hocan sana emek vermekten başka ne yaptı sana? Neden görmüyorsun bunları? Nesli, konuşmak istemiyorum. Konuşacağız. Fırat'tan hıncını almak istiyorsun. Öyle mi? Gel benden al o zaman. Fırat'ın haberi bile yoktu ki benim duygularımdan. Nesli, yeter. Ya Kafkas da ben de boksörüz. Onunla dövüşmek istemekten doğal ne var şu dünyada ya? Tansel sokuyor değil mi bunları aklına? Ben çocuk değilim Nesli. Benim kimsenin aklına ihtiyacım yok. Benim meydan okumamın da seninle bir alakası yok. Ben kariyerim için yapmam gerekeni yaptım. Karşıma Kafkas'ı almam gerekiyordu. Ben de karşıma Kafkas'ı aldım. Nokta. Ötesi yok. Bu da kimseyi ilgilendirmez. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Fırat'a meydan okumak da ne demek? Ben adamı maça çıkartmaktan vazgeçirmeye çalışıyorum. Sen ona meydan okuyorsun. O zaman gidip Fırat'a söylesene ablacığım, boksu bıraksın. Çünkü benle maça çıkmazsa Steiger'le maça çıkacak. Bana baksana sen. İyice kendini kaybetmeye başladın artık. Hemen basın açıklaması yapıyorsun ve maçtan vazgeçtiğini söylüyorsun hemen. Bırak kolum, hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim. Kerem, ben çok ciddiyim. Hemen meydan okumaktan vazgeçtiğini söylüyorsun hemen. Sen niye gidip bunu Fırat'a söylemiyorsun hala? Çünkü sen ne yaparsan yap, ne söylersen söyle Fırat'ı yolundan döndüremiyorsun değil mi? Ama Kerem... Kerem öyle değil. Kerem kim ki? Kerem dünkü çocuk. Bağırırsınız, çağırırsınız, olmadı iki ağlarsınız, Kerem yolundan döner değil mi? Kerem, ne oluyor sana? Ben artık seni tanıyamıyorum, ne bu hırs? Siz beni boş verin hala. Hepiniz beni boş verin. Sizin için hiçbir zaman benim ne hissettiğim, ne düşündüğüm önemli olmadı. Sizin için hep Fırat'ın ne hissettiği, ne düşündüğü önemli oldu. Öncelikle herkese merhaba. Ben Fırat Bölükbaşı. Dün Kerem Özer'in basına yaptığı açıklama, daha doğrusu kameralar önünde bana meydan okumasından sonra cevaben bu videoyu çekme zorunluluğu doğdu bana. Peki. Gel gel. Kerem benim çok yakından tanıdığım, kardeşim gibi gördüğüm birisidir. Ayrıca da çok yetenekli, gelecek vaat eden bir boksör. Yaptığı meydan okumasından sonra düşündüm ve bir karar verdim. Kerem'in babası Necdet Süp Özer benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum gerçek bir şampiyondu. Çok özel bir boksördü. Kerem'in de babasının izinden gittiğini görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sonuçta Kerem'de de babasındaki gibi şampiyonluk genleri var. Herkes gibi benim de göğsümü kabartan maçlar çıkardı. Yeteneğini ve azmini herkese kanıtladı. Bildiğiniz gibi yakın zamanda dünya ünlü boksör Thomas Steiger'le bir maçım var. Kerem'in bu maçı bir iddia konusuna dönüştürmesinin... Er sagt, dass er bald ein sehr wichtiges Match mit einem sehr wichtigen Boxer haben wird, dem Steiger. Und dass er die Motivation dahinter, die hinter Kerem steckt, um ihn herauszufordern, verstehen kann. Kerem'in hırsını, kariyer basamaklarını hızla tırmanma arzusunu ve bu spora olan aşkını gayet iyi biliyorum. Neticede hepimiz bu yollardan geçtik. Ama bu yolururken gideceğim yere kestirmeden varacağım diye acele etmemek, yanlış yollara sapmamak gerek. Kerem'in bana meydan okumasını onun içindeki gençlik ateşine bağlıyorum. Kerem'i çok iyi tanıyorum. Çok genç ve tez canlı bir kardeşim. Kerem'in heyecanını, hevesini, çabasını ve isteğini kırmak istemiyorum. Ama Kerem'in meydan okumasını, onunla ringe çıkmayı kabul etmiyorum.
Thomas Steiger'le çok önemli bir maça çıkacağım. Ben can yoldaşım zaten. Ergün Altay ve ekibimiz bu maça motive olacağız. Kerem'e kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum. Yakında Thomas Steiger'le yapacağım basın toplantısında görüşmek üzere. Çok güzel oldu.